Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. En niyetu el hasene. El hasen. En niyetül hasene. Güzel niyet, iyi niyet. Tüdhül sahibehel cenne. Sahibini, niyet sahibini cennete sokar. Niyet, kast demektir. Bir şey yapmak azmiyle kastetmeye şeriatta, dinde niyet denir. Bu niyet Allah rızasının kazanma kastı olmalıdır dinen. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirme, onun emrine uyma olmalıdır. Buhari'de innemel amalu bin niyat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevamül kelim bir iki kelime söylüyor. Ciltler dolusu eser yaz onu açıklamak için. İşte o sözlerden birisi de niyetler amellere göre değerlendirilir. Genel prensibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkokulda bile gitmemiş olmasına rağmen, ümmi olmasına rağmen böyle muhteşem güzel sözler, kısa öz güzel sözler söylüyor. Allah'ın ona verdiği bir lütuf. Evet. Bir amelden niyet neyse kazanacağı şey de odur. Bir amele, bir işe güzel iş denmesinin sebebi niyettir. Niyetlere göre değerlendirilir. Adam öldüren kasten dünyayı yakmaktan daha kötü bir iş yapmış olur ve kendisi kısasen öldürülür. Ama adalet gereği hakimin, kadının verdiği adalet emrini yerine getiren cellat kötü bir iş yapmış olmaz. Niyeti, adaleti hakim kılmak. Böyle amelleri, aynı görünüşteki amelleri niyet değiştirir. Böyle Allah'ın rızasını kazandıran veya Allah'ın buğzuna sebep olan iş haline getirir. Evet. Bazen bir fiilin geçersiz olmasına sebep olur. Niyet yoksa amelde yoktur. Evet, namaza niyet etmek namazın farzlarındandır. 6 tane hariçte farzı var. Bunlardan bir tanesi yok, namazı yok. 6'sı da içinde, namazın içinde. Bunlara rükün denir. Bunlardan bir tanesi yok. Secde-i sehvle filan tamir olmaz. Evet, bunlardan birisi niyet. Niyet olmazsa namaz olmaz. Allah'ın ibadetleri niyete bağlıdır. Ama tabii Allah'ın emrettiği zaman niyet amele geçerlilik şartıdır. İşte bu konuda da ayet ve hadislerin anlamlarını yorumlama açısından prensip sahipleri, imamlarımız farklı görüşler beyan etmiş. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri gusül konusunda Allah'ın kanunu Kur'an-ı Kerim oradaki ifade de cünüp olan adamın niyet etmesi şart olmadan ağzını, burnunu, cemi bedenini yıkasa cünüplükten kurtulan bir guslü yapmış olur, buyurur, öyle söyler. Bu, bugünkü hukuk metodolojisine göre de aynen uyar. Çünkü kanunda ne varsa o uygulanır. Kanun dışına çıkamazsınız. Kanun müsaade ederse dışarı çıkarsınız. Allah'ın kanununda niyet şartı yoktur diyor İmam-ı Azam. Öyleyse niyet sünnet olabilir. Güzeldir ama söylemezseniz bir adam ağzını burnunu ve bütün bedenini yıkadıktan sonra cünüplükten kurtulur. Evet, öyle söylüyor. Keza adetli kadın, hayızlı kadın da ağzını burnunu cemi bedenini yıkamak suretiyle günü gelmişse, bitmişse gusletmiş olur. Evet, İmam Şafii Hazretleri niyetin gusül ibadet olması hasebiyle
niyetsiz olmayacağını söyler. Hanefi mezhebinde gusülde niyet şart değildir. Bir adam hatta yolda giderken sağanak yağmuru tutulsa, cünüp adam, ağzına burnuna da su gitse, ağzını açsa havaya kaldırınca burnuna da su gitse, sağanak yağmur, elbiseli olsa bile bütün vücudu ıslansa, bütün vücudu ıslansa cünüpten kurtulur der. Niyet şart değil. İşte böyle niyet amellerin geçerlilik şartı olur. Sevap kazanma açısından niyete göre sonuç ortaya çıkar. İmamlar böyle niyeti konumuna göre şey etmişlerdir. Evet. Niyet halis olursa tabii ameller de kazandıracağı sevap bakımından farklı olur. Halis niyetle ibadet en mükemmel ibadet olur. Ona göre de sevabı çok olur. Evet. Şimdi adam niyet Allah'ın rızasını kazanmak kastıyla bir iş yapma azmiyle bir şeyi kastetmek dedik ya. Evet, kesin. Mesela adam abdestsiz ama abdest olduğunu zannediyor. Ve kesin abdestliyim diyor, namaz kılıyor. Namaz geçerlidir. Çünkü abdestli olduğunu şey diyor. Yani niyet böyle çok önemli. İbadet haline getirir. Tabii bu gibi şeylerde kesinlik şart. Kesinlik şart. Evet. Niyetül hasene, güzel niyet sahibini cennete sokar. Amelli Allah rızası için olduğundan dolayı niyetinin güzelliği sebebiyle cennetine götürür. Ve hulukul hasen yudhilu sahibehul cennet, sahibini cennete götürür. Evet, bazen niyet şartı dediğimde bir iki şey daha aklıma geldi. Onu arz edelim. Mesela niyetin bazen çok sıkı şartlara tabi, şekil şartlarına, kefaret orucu tutacaksanız, kaza orucu tutacaksanız, imsak vaktinden evvel, imsak vakti en son imsak vaktinde niyet etmeniz lazım ve kaza, kefaret orucu diye belli etmeniz lazım. Ramazan orucunda hiçbir şey yememek, içmemek kaydıyla kuşluk vaktine kadar uyusanız, namazı bozacak bir hal sizden sadır olmadıysa kuşluk niyet edebilirsiniz. Çünkü Ramazan ayı orucu tahsis edilmiştir, ambargo koymuştur. Onun için kendi bölgesidir. Bir şey aksine bir şey olmadıkça günün çoğunu oruçlu olacak şekilde niyet edilebilir. Namazda da bu caiz. Ama kazasında bu caiz değil. Çünkü kaza, evet, olan bir şeyi zamanında yapmayı, yapılması gereken bir şeyi zamanında yapmadığınız zaman onun başka zaman telafisi, kaza buna deniyor. Biraz suçlu. Zamanında niye kılmadın? Evet, onun için şart sıkı. Kaza orucunda mutlaka tayin şart. Mutlaka sabahtan, geceden, önceden, yani imsak vaktinden sonra kalmayacak şekilde niyet etmek lazım. Kefaret de böyledir. Evet, güzel niyet insanı cennete sokar. Güzel ahlak da insanı cennete sokar. Allah'a en yakın mümin, ahlakı en güzel mümindir. Müslümanlığın en güzelliği, ahlakı en güzel olan Müslümandır diye hadisler geçmişti. Vel civarul hasen yudhul sahibehu el cennet. Güzel komşu da insanı cennete sokar. Fakale raculun, bir adam dedi ki ya Resulallah, bunu söyleyince Efendimiz buyurunca ve inkâne raculun şu, bu adam kötü olsa, yani komşu kötü olsa da insanı cennete sokar mı? Kale ne'am ala râmi enfik, sen istemesen de sana rağmen evet. Komşu kötü olsa bile seni cennete sokar. Nasıl olur bu? Şimdi cenaze namazı kılınıyor. Müminler diğer müminlere, hatta peygamberlere şahidiz biz. Evet, bu ümmet-i Muhammed'in özelliklerindendir, hasaisindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olduğumuz için biz böyle bir imtiyaza sahibiz.
Adem Aleyhisselam'dan başlamak üzere tüm peygamberleri Allah hesaba çekecek. Görevinizi yaptınız mı, yapmadınız mı? Şimdi dünyayı ateşe veren Yahudileri de soracak. Musa bize böyle söyledi. Biz onun emrine uyduk da böyle yaptık diyecekler. Musa delilin ne? Evet. Musa Aleyhisselam bizi gösterecek şahit. İsa Aleyhisselam'a diyecekler, sen Allah'ın oğlu mu dedin? Bunlar, yok demedim ya Rabbi. Sen benim, Kur'an'da var zaten. Sen benim kalbimdekini de biliyorsun. Ben böyle şey söyler miyim? Ama Hristiyanlar diyecek ki, o söyledi bize, böyle söyledi. Ve böyle milletler böyle söyleyecekler. Bizi şahit gösterecekler. Cenab-ı siz nereden biliyorsunuz? Sen Musa zamanında yaşamadın ki. İsa Aleyhisselam zamanında yaşamadın ki sen. Nereden? Kur'an-ı Kerim'de beyan ettin ya Rabbi. Öyle söyledin. Ben de o Kur'an'a göre biz kurtaracağız peygamberleri. Diğer insanları da şimdi cenaze namazında üç komşu halis, hiç öyle hatır için değil. Hatır için değil, içinden gelerek. Üç komşu ne demek? Uzun süre seninle beraber yaşamış. Hani ara sıra karşılaşsanız resmi durursunuz, idare edersiniz, iyi davranırsınız. Ama devamlı bir zamanda kaldığınız adamın, insanın sıkıntı zamanı olur, öfkeli zamanı olur, sürürlü zamanı olur, üzüntü zamanı olur. Şeysiniz bazen saklayamaz. Plan iradesine hakim olamaz. Olduğu gibi görünür. Olduğu gibi davranır. Uzun süre komşuluk eden adam, işte bu olduğu gibi sen görünmüş, görünmelerine, tavırlarına, hareketlerine karşı %100 çok iyi insandır. Dediler mi? Güzel komşu seni cennete götürür. Seni cennete götürür. Evet, tabii kafirin şehadeti İslam'a, Müslümanlara geçerli değil. Günahkar da olsa mümin komşudan kastediliyor. Kafirler müminlere şahitlik edemez. Biz şahit olacağız. İşte böyle adam bile olsa, böyle dedi mi, samimi olarak içten geliyor, hatır için değil. Ya ölmüş gitmiş adam, bir iyiliğimiz olsun, iyidir dedik. Yok öyle değil. Hakikaten içinden geliyor. %100 çok iyi insandı. Hiç iyiliği, kötülüğünü görmemiş. Uzun süre bu komşu insana, Allah onun o şahitlerin dediğini yapacak. Onların bilmediği bir sürü şeyler vardı ama de, onlar müminler, entüm şühedâullâh fil ard. Siz ey ümmetim, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Entüm üç defa söylemiş bunu. Biz evet öyle bir imtiyaza sahibiz. Böyle komşu kötü de olsa diyor, senin ya olmaz ya, olur mu demene rağmen öyledir. Onun için insan komşuna çok iyilik yapmalıdır. Her durumda onun eziyetlerine katlanmalı, onun gönlünü kazanmaya. İmam-ı Azam Hazretlerinin bir komşusu varmış, adam sarhoşmuş. Eskiden birden fazla hanımla evlenmek caiz, İmam-ı Azam'ın zamanında da onlar yapılıyor. Akşam oldu mu komşusu, kapı komşusu, duvar komşusu, şimdiki gibi şeyler yok, o zaman muntazam evler yok. Adam akşam çilingir sofrasını kurarmış, kadınlarına, hanımlarına def çaldırırmış, kendisi şarkı söylettirirmiş, kendisini nara atarak içki içermiş her gece, gece yarılarına kadar. Bunu da herkes bilirmiş. Vali, şehrin valisi, Bağdat valisi İmam-ı Azam'ı çok seviyor. Bütün insanlar çok seviyor. Hocam, bir şikayet dilekçesi ver. Yok, öyle bir şey yok. Ben komşumdan şikayetçi değilim. Evet, böyle gidiyormuş. Hiç katlanmış yani onun şeysine. İşte bu hadisleri bildikleri için, bilen adam böyle yapıyor. Bilmeyen ama işte bizim gibi davranıyor. Allah bizi affetsin. Şimdi adam adeti bu. Her gün rahatsız ediyor. Gece yarılarına kadar uyutmuyor İmam-ı Azam'ı. Zaten İmam-ı Azam uyumuyor da. İbadet ederken gürültü patırtı geliyor. Bir gün adam evine kadar sabredememiş. Bulunduğu iş yerinde içmiş, fazlaca içmiş. Yolda sızmış kalmış. Hemen zaptiyeler yakalamış. İçeri atmışlar.
O akşam tabii adam gelmeyince gürültü olmamış evde. Hemen İmam-ı Azam Hazretleri hanımını göndermiş. Git bak demiş, komşu öldü mü ya? Ne oldu? Bak bakalım hasta mı? Gitmiş, hanımları ağlıyor. Hayrola? Bizimki işte eve gelmeden iş yerinde içmiş, yolda düşmüş, sızmış, zaptiyeler yakalamış. Dinen suç. Dinen suç. Yakalamış, içeri atmışlar. Zaten vali biliyor ne halt ettiğini. Fırsat arayıp duru. Hemen İmam-ı Azam demiş, hanım cübbemi sarığımı ver. Ne olacak? Ben demiş, şeye gideceğim. Valiye gideceğim. Gece girmiş gitmiş tak tak. Buyur hocam. Demiş, benim komşumu içeri atmışsınız. Ah hocam, zaten aylardır peşindeyim, yıllardır bir yakalayayım diye. Siz şikayet dilekçesi vermiyorum. Onun ne yaptığını biz, herkes biliyor, cümle alem biliyor. Yo, ben şikayetçi değilim komşumdan. Ben şikayetim yok komşunun, öyle bir şey söylemedim size. O sizin kendiniz. Ya hocam, elimi geçirdim. Yok demiş. Bir ya beni seviyorsunuz, komşumu bırakacaksınız. Ya hocam etme, kılma. Yok demiş. Eğer beni hoca kabul ediyorsanız, seviyorsanız benim komşumu bırakacaksınız demiş. Bırakın adamı. Aileleri ağlayıp duruyor. La havle çekmiş adam. Sarhoşu bırakmış. Adam sarhoşken yakalandığı için suçüstü. Bir diyecek hali yok. Ne oldu demiş. O senin komşun Ebu Hanife var ya, Numan bin Sabit. Evet. Gürültü olmayınca öldü mü, hasta mı diye hanımlarını göndermiş. Onun adı senin böyle olunca görünce buraya geldi bize. Biz de onu kıramadık. Hadi defol git şuradan. Adam tövbekar olmuş. Bir insanı kazanmışlar. Evet. Komşu böyle. Evet. Komşuya katlanmak böyle. Komşu eğer iyi derse size cennete sokar. Güzel komşu insan cennete sokar. Evet, kötü komşu, komşuluğu iyi ama kendisi olsa da diyor Peygamberimiz. Evet, Cabir radıyallahu anh'dan nakletmişler hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. İn en niyetü sadıka, sadık niyet. Yani ne demek? Riya yok içinde. Sümme yok. Yani göster, beni görsünler bir niyet yok. Namaz kılıyorsunuz, bir görsünler niyeti, nasıl namaz kıldığımı falan diye öyle niyetiniz yok. Veya mesela bir eser yapıyorsunuz, cami, duysunlar nasıl hayırlı adammış, cömert adam. Bu duysunlar, sümme dediği o. Duysunlar diye öyle bir niyetiniz yok. Sırf rıza ibari için ibadet ediyorsunuz, hayır ediyorsunuz. Bir eğrilik yok niyetinizde. Kesin bir şey yok, böyle tereddüt yok. Böyle bir niyet muallakatun bil arş. Arş-ı alaya asılıdır. Feiza sadakal abdu bi niyetin, mümin adam niyetini doğruladı mı? Kalbinden geçen halis niyetini, mesela şu iyiliği yapayım, şöyle yapayım, kuruyor böyle. Samimi. Arkamda beni şöyle derler falan niyeti yok. Sırf rızayı bari için içinden hemen sevap yazıyor sağdaki. Yapamasan bile samimi niyetinle dolayı yazıyor. Şimdi bir de doğruladı mı? Yani o geçinden kalan yaptınız mı? Evet. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip de salih ameller işleyenlere gelince diyor Allah-u Zülcelal Hazretleri. İşte burada da niyetini tasdik eden amel istiyorsun. Aklından geçeni, niyet ettiğini yapıyorsun. Allah onları övüyor. Evet. Bu güzel niyet, sadık niyet arş-ı alaya asılıdır. Feyza sadakal abdu niyetin, niyetini tasdik ettiği zaman, salih ameller yaptığı zaman, güzel iş yaptığı zaman, evet, taharrakel arşu feyuferu lehu, arş-ı ala harekete geçer ve adam affedilir sadık niyetini uygulayınca. Evet, bu arş-ı alanın harekete geçmesi, sarsılması gerçek midir? Olabilir.
veyahut da sevinir, sevinir anlamına gelebilir veyahut da Arş-ı Âlâ'nın melekleri var. Arş-ı Âlâ'nın melekleri var. Onlar sevinebilir. Yorumlar var, alimlerin yorumları. Evet. Mesela Sa'd bin Muaz var. Sa'd bin Muaz Medine-i Münevver'in en zengin adamıymış. Boylu postlu, yakışıklı bir adammış. Hidayet nasip olmuş, Müslüman olmuş. O kabiliyetlerini İslam'da da göstermiş. Hendek Harbi'nde kanlı canlı bir adam, iri kıyım bir adam. Düşman tarafından atılan ok bileğindeki atar damarı kesmiş. Güçlü kuvvetli bir adam olduğu için parmak gibi kan fışkırıyor. Kan kaybından ölecek yani. Ağlamaya başlamış. Cesur bir adam, güzel mücahit. Ama o zaman ağlamaya başlamış. Herkes de ya Resulallah, senin mücahit kahraman Sa'd ağlıyor. Gelmiş peygamberimiz, kan fışkırıp duruyor, o da ağlıyor. Sa'd, hani sen ölümden korkmuyordun, savaşta en önde savaşıyordun, gözün pekti, kahramandın, öyledin hani ne oldu hayrola? Vallahi ya Resulallah ölümden korkmuyorum. Ya niye ağlıyorsun ya? Kanlıyım, canlıyım, gencim. Bu kan kaybından öleceğim. Halbuki sağlıklı olsaydım daha nice harplere katılacaktım. Nice İslam'a hizmetler görecektim. O hizmetten kalacağım diye üzüntümden ağlıyorum. Ölümden korktuğumdan değil. Öyle mi demiş? Demek sen İslam'a hizmet mi etmek istiyorsun? Evet ya Resulallah. Allah kalbin biliyor. Ya Resulallah böyle onun için alayım. Bismillah demiş. O fışkıran parmak gibi kan fışkıran damarın ağzına parmağını koymuş peygamberimiz. Kan hemen kesilmiş. Evet. Böyle güzel insan olursa insan, peygamberimize benzerse onlar da bu işi yapabilir. Daha evvel söylemiştim. Benim dedem de böyle adamlardan birisiymiş. Hocasını ziyarete gidiyor. Denizli'den atlar üstünde, Dinar'dan geçip Seydişehir'e gidecekler. Hocası orada, dağda geçerken kocaman bir ayı yolu kesmiş. Dağın boğazında, mollaların hepsi çil yavrusu davranmış, pof 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 falan ediyor. Hemen dedem ayağından, atından inmiş, o hiç kaçmamış. Atından inmiş, yanına gitmiş. Meğer zavallı ayağına çöğür batmışmış. Diken, çöğür bilirsiniz ya diken böyle. Onu çıkarıverin diye önlerini geçmiş. Geçirmiyor yani. O dilinden anlamıyor da dedem anladığı için inmiş hemen çıkarıvermiş. Hadi güle güle herkesi korkuttun. Gitmiş dağına. Demiş çöğür çıkartacağız durmuş. Efendimiz'e güzel bir ümmet oldunuz mu? Böyle şey gene adam şunu adamın ağzından duydum. 76 yaşında yaz aylarında molla var bir tane özel hocasının oğlu şeysi. Ona özel şey diyor. Eğitim veriyor. Olucacık olanlara eğitim. Yanında da başka böyle birkaç tane seçkin talebe var. Bizim oralarda o zaman konforlu şey yok ki. Kerpiçten odalarda mollalık yapıyorlar. Akrep. İri kuyum, boylu postu Mehmet Efendi. Allah tüm geçmişlerimize razı, rahmet eylesin. Akşam namazında sonra gelmişler ki basmış bir akrebe, akrep sokmuş. Kocaman bir akrep sokmuş. Uzun boylu, iri kıyım Mehmet, Molla Mehmet. Danalar gibi varıyor. Öldüm, gittim, ben kurtulamam falan. Mahalleyi ayağa kaldırmış. Sus ya demişler. Akrep sokmaktan adam ölmez. Yok öldürecek. Sen bilmiyorsun arkadaşlarına. Ya Mehmet etme herkesi ayağa kaldırdın. Yok ben öleceğim falan. Molla gitmiş dedeme gelmiş. O da yastı üzerine abdest kollarını sıvamış. Abdest almaya hazırlanıyor. Demiş hoca efendi böyle böyle. Bu gürültü ondan mı geliyor? Evet demiş. Git hadi. Abdestini almış gitmiş. Mehmet nereni soktu? İşte orayı. Hala bağırıyor. Dur lan bağırma. Öleceğim, öleceğim.
Bismillah demiş, kendi adım ağzından. Oğlum, senin deden böyle adamdı. Bismillah diye elini koydu, o anda ağrı kesildi. Hiç ağrı kalmadı. Evet, daha çok var böyle. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle parmağını basınca Sa'd bin Muaz'ı, bizim hadisimizle ilgili bu, kandırmış, götürün bunu demiş Medine'ye. O Sel Dağı var. Sel Dağı'nın Mekke tarafında Hendek Muharebesi'nin yapıldığı yer orada. Dağın arkası Medine. Başka yerler hurmalık. Oradan düşman askerleri giremez. Ağaçlar var. Orası sadece girmeye elverişli düşman. Oraya hendek kazmış Peygamberimiz. İlk defa karşılaşmışlar hendekle düşmanı engelleme. Orada çetin şeyler olmuş. Soğuk, açlık, her şey var. Evet, işte orada götürün içeriye, tedavisiyle uğraşın buyurmuş. Sonra Allah Celle Celaluhu Peygamberimizin duası bereketiyle açlık var, soğuk var, giyecek bir şeyleri yok. Evet, bir hafta bir şey yememişler. Hiç asker, iki kişilik yemek 3000 kişiye yetmiş. Öyle de mucizeler de var çok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a yalvarmış ama kendine düşeni yaptıktan sonra. Şimdi molla geliyor, diyor ki hocam bana dua et. Tamam, biz herkese dua, bizim duamızdan ne olacak? Ama dua et, peki Allah muvaffak etsin. Önce sana düşeni yapacaksın arkadaş. Bak Muhammed Mustafa, o aşk karına, o soğukta, kendi de hiç dinlenememiş, uyuyamamış günlerce. Günlerce hiç uyuyamamış, dinlenememiş. Muhammed Mustafa böyle. Kendini düşeni yaptıktan sonra Allah'ım demiş. Bu benim ümmetime acı. Müthiş bir kasırga çıkmış. O duadan sonra o kasırga sebebiyle şeyler, düşmanın, müşriklerin, o zaman Ebu Sufyan da müşrik tarafının kumandanı. Gazanlar devrilmiş, yemek kazanları tangır tungur yuvarlanınca onların gürültülerinden develer ürkmüş, atlar ürkmüş, kazıklarını sökmüşler. Kıyamet kopmuş yani. Çadırlar yerinden kopmuş filan. Hatta Ebu Sufyan kaçmaya demiş ki şeysi, koruması. Demiş kumandan en son kaçar demiş. Sen demiş ilkenden kaçıyorsun. Ha doğru de, doğru söylüyorsun. Öyle kızılca kıyamet kopmuş. İşte ondan sonra gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi evine Sa'd bin Vas'ın bakmış, herkes uğraşıyor. Tam soyunacak silahlarını, Cebrail aleyhisselam kapıya demiş. Nereye soyunuyorsun? Muhammed kardeş, savaş bitti. Yo, bitmedi. Sen orada Hendek'te savaşırken, daha evvel savaşmadan evvel anayasa imzaladılar Yahudiler. Düşmanlar, Müslümanlar bir düşmanla karşılaştı mı, düşmandan yana olmayacaklar, karışmayacaklar. Madde var öyle. Yeryüzünde ilk anayasadır o. Medine vesikası derler. O Yahudiler imza attılar ama sen zor durumda kalınca onlara haber gönderdiler. Siz karşıdan, biz arkadan işini bitirelim şu Muhammed'in diye. Sen bunu biliyorsun. Efendimiz bunu haber alınca elçiler göndermiş. İşte tek oyalama siyaseti gütmüş onları. Zor durumda çok. Yani zor duruma düşmeden zafer elde edilmiyor. Diyor Allah insanın burnunu sürtüyor, imtihan ediyor, fedakarlık bekliyor. Efendimiz'den bile kanun bu efendi. Molla önce çalışacaksın, gereğini yapacaksın, dua edeceğiz, sen de Allah sana da yardım edecek. Kanun bu. Ya ben çalıştıktan sonra dua yok. Gene rast gelmez. Karıştırırsın, yanlış yazarsın. Gene olmaz. Her durumda Allah'a ihtiyacınız var. Neyse, demiş bu Yahudilere dersini vermek lazım. Bütün Arap kabileler kışkırtıyorlar zaten el altından. Sarmış onları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suikat yapmışlar. Onlar yaralı yorgun, herkes tekrar yaralı yorgun. Kalenin etrafını, Yahudi kaleler içerisinde mahalleleri. Tepeden bakıyorlarmış, yani siz zaten yaralısınız, zaten açsınız, açlıktan öleceksiniz. Bizim burada yiyeceğimiz, bir yıllık yiyeceğimiz var. Efendimiz onları sarmış. Şimdi harp
hileden ibarettir. Yahudi neden anlar? Paradan anlar. Yahudiler paraya tapar. Medine'nin en güzel hurmalıkları, hurma var 1 lira, hurma var 140 lira. Halen öyle. 140 lira hurma var, acaba hurması var. En pahalı hurmalıklar Medinelilerin. Peygamberimiz ağaç kesmeyin diyor. İhtiyarlar öldürmeyin, çocuklar öldürmeyin. Savaşta. Ama harp hileden ibarettir. Yahudiler dize getirecek. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıdan oturduğu sırada kayanın tepesinden taş bırakmışlar. Yanındaki sahabi şehit olmuş. Allah Resulullah korumuş. Suikast ediyor, ölecekler. Öyle. Hemen emir vermiş, gidin demiş, onların en kıymetli hurmalığının ağaçlarını kesin. Onlar kaleden görüyorlar. Kesilince tamam demiş, aman kesme, aman kesme, anlaşalım. Hizaya getirmiş onları. Herkesin anlayıcı dilden konuşmak lazım. Muazzam bir şey bu. Yahudi paradan anlar. Aha, paraya tapar çünkü Yahudi. Hemen kesme durdurulmuş. Aman anlaşalım. Şimdi Sa'd bin Muaz'a geleceğiz biz ya. Sa'd bin Muaz çok zengin adam. Zenginken tarlasını kendi çapalarmış, bellermiş. Bunu da söyleyelim. Efendimiz bir keresinde kırlara bayırlara gidiyor. Sünnettir. Çocuğunuzu alın, siz de gidin. Dönerken yorulmuşlar. Ah demişler, yorulduk. Şurada bir bahçe olsa da biraz dinlensek. Var efendim demişler. Kim var? Sa'd'ın bahçesi var. Zengin adam, muazzam bahçesi var. Hemen haber uçurmuşlar. Sizin evinize Resulullah geliyor deseler ne olursunuz? Adam uçmuş. O bahçesini bel belliyormuş, bırakmış belini. Kapıya bak, bahçesinin kapısına doğru koşarak gelirken Resulullah da varmış. Nasıl sevilmiş adam. Resulullah'ın elleri yumuşacık, bembeyaz. Adam da bel belledi, çapa çapladığı için elleri tahta gibi. Zengin adam bel belliyor, çapa çaplıyor. Müslüman böyle olur arkadaş. Tahta gibi elleri. Hem de güçlü kuvvetli. Bir sıkmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini. Mübarek'in elini yapıştırmış böyle. Acıkmış. Adamın acıma niyeti yok. Sevdiğinden yapıyor ama Efendimiz bırak şu elimi dememiş. Doyunca sıkmış elini. Şimdi ben de Denizli'de, Deli Çınar'da vaaz ediyordum. Bazen denk geliyor. Türkiye'nin başpehlivanı da dinliyormuş. Geldi Ramazan gün görmüydü neydi? Caminin arzu ederken hüccam dedi, bir sık elimi. Benim elim böyle kaldı. O zaman anladım Peygamberimiz elinin ne kadar acıdığını. Adam sevgisinden sıkıyor ama gel bana sor yani. Evet. O doyunca sıktıktan sonra kovmemiş elini. O bırakmak istemiş, kovmemiş, tutmuş, açmış. Allah çalışanı sever. Nasırlı elini de onun peygamberi öper diye elini öpmüş. O Sa'd bin Muaz, evet. Zengin adam, tabii Müslümanlıktan önce faiz filan iş yapıyor. Yahudilerden faiz alıyor. Kredi alıyor, ticaretini büyütmüş. Yahudiler demişler ki bizim hakemimiz Sa'd. Vaktiyle ona çok kredi vermişler ya, oradan bizi gayırır diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd'ın kanı dinmiş, çağırmışlar. Benim hakemim de sensin. Estağfurullah. Hakem demek davacı, davalının üstünde adam demek değil mi? Hakim kürsüde oturuyor, ötekiler aşağıda. Kainatın efendisi Sa'd'dan aşağı olur mu ya? Estağfurullah ya Resulallah. Hayır demiş, ben emrediyorum. Benim hakemim de sensin. Hakimlik koltuğuna oturunca Resul-i Ekrem karşısında hem de şeyli, evet, taraf. Estağfurullah, yok demiş. Sen benim hakemimsin. Evet, oturmuş. Şimdi bak, İslam'a hizmet istedi ya, kanımı dindir, ondan alıyorum dedi ya. Evet. Şimdi ondan da Sa'd vaktiyle bizden çok kredi aldı, para verdik. Bizi kayırır, kurtuluruz diye onu hakem tayin etmişler. Peygamberimiz de o
hizmet etmek istiyorum, edemeyeceğim için ağlıyorum dediği için al bakalım demiş hizmet. Şimdi hakemlik bir hizmet. Düşmanla İslam ordusu arasında adaletli karar verecek. Oturmuş koltuğa, gereği düşünüldü. Anlaşmayı bozanlar Yahudiler olduğu için eli silah tutan tüm Yahudilerin idamına, katline, diğerlerinin esir edilmesine, mallarının ganimet olarak verilmesine diye karar vermiş. Yahudiler demişler ki, vallahi tam Tevrat'a göre karar verdin. Biz seni hakem seçtik ki acaba bizi torpille hani gider mi? Erkek adammışsın ya demişler ama gurura girmişler. Ceza infaz edilirken İslam hukukunda kadı orada bulunur. Çünkü orada idam ipe asılmakla değil, İslam'da kılıç, kılıçla kesilmek suretiyle canı çabuk çıksın diye asılmak eziyet verir. Eziyet vererek öldürmek yok İslam'da. Kılıçta en, hatta biliyorsunuz Batı'da kılıçta ölmek ancak asillere mahsus bir cezadır. Öyle İslam'da her mümin eğer kadı karar vermişse kısasen öldürülmeye kılıçla kesilir, başı koparılır. Sıraya girmişler, başında duruyor ki çünkü Yahudiler çok adam kazıklıyor. Çok adam kazıklıyor, aldatıyor. Kendi inançlarına göre Yahudiler efendidir. Diğer insanlarda para bulunması, mal bulunması, makam sahibi olması gayrimeşrudur. Hangi olursa olsun onu almak dinlerinin gereğidir. Tevrat'ta böyle yazıyor. Halen okuyabilirsiniz. Onun için Yahudi gazığı meşhur. Böyle çok Yahudi gazığı eden bir sürü adam var. Bunlardan birisi de o kafaları uçuran adam olabilir. Çok çekmişler çünkü. Onun için kadı hakim orada bulunacak ki fazla şey etmesin, işkence yapmasın diye. Neyse dinin emri onu yapsın, eziyet etmesin diye başında bulunur. Saat başında duruyor. Herkes hallediliyor. Son adam kellesi de uçurulduktan sonra dam gene fışkırmış. Evet, görevini yaptı. Sırf onun için ağlıyordu değil mi? İslam'a hizmet için erken ölüyorum diye ağlıyorum diye işte hizmeti etti. Bir sürü ganimet elde edildi, cariye, köle elde edildi. Yahudi belasından kurtuldu. Öteki Yahudilerin de katliğine, sürgününe karar vermiş. Hizmet etti, iş bitti. Yani bir şey isterken tam isteyin. İstediği oldu yani. Hizmet etmek için kaldım dedi, hizmet etti. Gene kan aktı. Biz daha fazla şeyler isteseydi onu da Peygamberimiz ona sağlayacaktı. Her neyse kan fışkırmış, götürün bunu evine demişler. Tabii akan kan, insan kan kaybında ölüyor biliyorsunuz. Her zaman böyle. Gece yarısı bir şey cıvıştı Sad'ın evinde. Cenaze evinde bir şey olmaz mı canım? Bir girin çıkan bir şey olur. Ne oldu demişler. Sad sizle ömür ya Resulallah. Kalkmış evine gitmiş. Zengin adam. Çok seveni var. Güzel adam. Kalabalık. Gelmiş Peygamberimize yol vermişler. Sad'ın naaşının odasına girecek. Kapının önünde bir adamın içine atmış, öyle beklemiş. Girememiş, durmuş. Şimdi bir süre sonra girebilmiş, taziyesini yapmış, okumuş. Sonra cenazesi hazırlanmış. İri kıyım adam ya, ağır olması lazım cenazesi. Yani arkadaşları samimi olarak sevilen kişiler parmakların ucunda ucunuzda gitti diyorlar. Böyle defnetmişler gelmişler ya Resulallah. İşler bittikten sonra edepsizlik olmazsa bir merak ettiğimiz şeyleri öğrenmek istiyoruz. Sorun demiş. Selleme selam konuşmak yok. Edep, İslam edep. Edepsizlik olmazsa demiş merak ediyor. Sorun. İzin vermezse sorulmaz. Demiş,
Sadın kapısına geldin, bir ayın için attın, kapı eşiğinde durmak iyi değil, sen söylüyorsun. Kapı eşiğinde durmak iyi değil, çocuklarınıza durdurmayın, siz de durmayın. İyi değil diyorsun ama sen orada durdun. Bir süre sonra gülmüş, demiş ki, tebessüm yani. İçerisi hiç insan almayacak kadar doluydu meleklerle. Sadın başında melekler vardı. Onlar da çok üzgündü Sadın ölümüne. Fark edemediler benim geldiğimi. Bir süre sonra dönüp bakınca, beni görünce hemen yol verdiler. Öylece girebildim, başına varabildim. Ya Resulallah, bir daha sorabilir miyiz? Sorun. Sa'd iri kıymadan taputu elim parmaklarımızın üzerinde uçtu sanki ya Resulallah. Parmakla cenaze gider mi ya? Parmak kıvrılmaz mı? Sanki parmaklarımızın ucunda uçtu ya. Ya Resulallah. O zaman söylemiş işte bak. İhtezze. Evet. Bunu buraya kadar bu bilgileri verdik size. İhtezze el arşu. Arş silkindi. Limevti Sa'din. Sa'din ölümünden dolayı arş silkindi üzüntüsünden. Şimdi sevincinden, evet, sadık niyet sahibi adam halis niyetine niyet ettiği işi yaptığında arş silkinir, sarsılır sevincinden. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın muazzam bir adam olduğu için üzüntüsünden arş silkindi. Arkası müthiş. Bu arşın bile silkindiği, üzüntüsünden o kadar büyük, kıymetli adam kabre konununca Peygamberimizin beli sapsarı olmuş. Hemen böyle Allah'ım, Allah'ım. Evet. Nasıl o sapsarı olmuş? İçeridekini görüyor. Kabir sıkmış Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, kabir. Efendimiz diyor ki, kaburga kemikler birbirine geçer diyor. Biz de bu tezgahtan geçeceğiz. Evet. Allah bize yardım eyle. Şimdiden adımımızı düzgün atacağız. Elimize, belimize, dilimize, gözümüze, kulağımıza hakim olacağız. Ve her gün dua edeceğiz. Allahum hevin aleyna sekeratil mevt. Allah'ım bize sekerat-ı mevti kolaylaştır. Ve la tuazibna ba'del mevt. Öldükten sonra da bizi azap etme ya Rabbi. Kabrimizde bize rahat uyumayı nasip et. Her gün dua edin. Her gün dua. Biz ediyoruz arkadaşlarla. Siz de edin. Bu tezgahtan bak, Sa'd o kadar muazzam adam. Arşın yüzünden silkindiği adam. Kabir sıkmış. Evet. Hemen dua edince tebessüm etmeye başlamış. Güller açmış yüzünde. Ya Resulallah, sorabilir miyiz? Sa'd'i kabir sıktı. Koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Kabri kıble tarafını oyarsınız. Buna lahit denler. Onun oraya sağ tarafına yüzü kıbleye gelecek şekilde yerleştikten sonra arkasına kerpiç konur böyle. Kademe kademe kerpiç. Beton değil, tahta değil arkadaş. Sünnet olan budur. Ama İstanbul'da, ben Ankara'yı bilmiyorum, bunlar hiç yapılmıyor. Hiç yok. Tahta yanlış, kerahattir. Beton iyice kerahattir, yanlıştır. Topraktan geldik. Minha halaknâküm, biz sizi topraktan yarattık. Ve fîhe nu'îdüküm, sizi toprağa döndüreceğiz. Allah böyle söylüyor. Toprağa defnedilir. Oraya beton meton atılmaz. İslam'da bu yok arkadaş. İslam'da bu yok. Ben de size söylüyorum. Şimdiden vasiyetinizi sağlam yapın. İstanbul'da adam bir kere erkek yarı beline kadar gazılı derinliği, kadın göğsüne kadar. Nerede? Alıyor toprağı yanına yığıyor böyle ki. Kazmak zor ya. Maaşlı gazıcı. Kazmaktan kurtulmak için kazdığı toprağı yerine yığıyor. Derin göstermek istiyor. Ben bizzat gördüm. Ama bunlar böyle işte. Ona göre tedbirinizi alın. Evet efendim, arşın silkinmesi böyle. Yani meleklerin üzülmesi veya sevinmesi
veya hakikaten zelzele gibi sevincinden sarsılması ki var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman kırlar çıkar diyorduk ya, pazar günleri Uhud'a gidiyor. Evet, yanında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Gelmişken demiş şu dağa çıkalım. Demek ki dağa çıkmak sünnet. Tembellik yok, böyle koca göbeklik yok. Dağa çıkan adam, koca göbekli adam dağa çıkabilir mi? Uhud'da öyle bir dağ, öyle dik yamaçlı. Çıkmışlar, bakmış dağ böyle göbek atmaya. Kainatın efendisi üstümde diye sevincinden göbek atıyor. Yanında olsaydın, görseydin yani. Dağ göbeği atar mı diyeceksin şimdi de. Evet, göbeği atmayı neredeyse düşürecek. Üskün ya Uhud. Uhud dur. Üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki şehit var. Burada bu sözde Ömer şehit olacak. Osman şehit olacak. Hemen anlamışlar. Arif olanlar. Üstünde bir nebi, peygamber, bir sıddık, iki şehit var deyince daha pus demiş durmuş. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şey böyle seviyor. Üstünde hutbe okuduğu kütük bile bir kadıncağız minber yaptırıvermiş. Kütüğü o yerinden alıp onu oturtacaklar. Böyle inlemiş. Ah diye. Demişler ya Resulullah kütük inliyor. Sus demiş, sus. O elini koyduğu zaman sesi kesilmiş. Peygamber üstüme çıkıp bende hutbe okuyor. O şereften beni mahrum ediyorsunuz diye ah çekiyormuş. Efendimiz emretmiş. Şimdiki minberin altına onu gömmüşler. Gene üstünde okuyor yani. Üstüne çıkıyor. Evet. Allah şefaatine bizleri nail eylesin. Evet işte böyle sadık niyetle bir şeye niyet ettiğiniz bir ameli yaptığınız zaman arş silkinir. Silkinme babında bunları size söyledik. Ya sevinçten kendisi ya melekler anlamına böyle yorumlar yapmışlar. Hepsi de uygun. Hepsini duygun. Evet, sadık niyet. Ne demek istiyorsun? Bu yapacağın işte dünyevi bir şeye ulaşmak istemiyorsun. Sıfır rıza ibari. Bunu yaparsam herkes bana iyi derler demiyorsunuz. Bunu yaparsanız bana rey verirler, milletvekili olacak kafasında. Demiyorsunuz sırf rıza ibari için. Makam, mansıp, şöhret, adından bahsedilsin. Ha, böyle bir şeyle düşünmüyorsunuz. Sırf rıza ibari kastediyorsunuz. Bunu yaparsanız işte böyle arş-ı alayı sevinçten oynatan adam olursunuz diyor. Evet, Şeyhülislam Münavi Hazretleri. Bilen adam bakın ne yapıyor. Mollalara ders okutacak. Talebelere. Muazzam büyük adam. Şeyhülislam Münavi Hazretleri. Talebelerin evinden çıkarmış. Talebelerin şeysine girerken, odasına gireceği zaman koridorda dururmuş diyor. Niyetini halis yapmak için kendini kontrol ediyormuş. Bu halis niyetle kendine bütün benliğine sardıktan sonra talebenin içine giriyormuş, onlara ders okutuyormuş. İşi bilenler işte böyle. Her yaptığı işte sadık niyet sahibi olmak için bir süre orada kalırmış. Ondan sonra içeri girermiş. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bunu söylüyor. Evet, niyet konusunda nezir mesela, nezirde de niyet şart. Niyet şart. Dediğim gibi gusülde İmam-ı Azam'a göre niyet şart değil. Haçta niyet şart. Farz hacca niyet etmezseniz olmaz arkadaş. Veya bedel gönderecek adam. Niyet ederken o gönderdiği adamın ismini orada onun adına hac yapıyorum demezse adam, ölen adam hacı olmaz. Giden adam hacı olur. Bazı yerlerde niyet çok önemli. Her zaman önemli. Bazı yerlerde geçerlilik şartı, bazında kemal, sıhhat şartı olduğu gibi fazilet kazandırır. Evet.
onu arz etmek istedik. Evet. Bazı şeylerde niyet şart değil. Şimdi zinayı yaklaşmayın diyorlar. Zinayı terk edeceğim de niyete gerek yok. Bırakacaksın zaten. Allah'ın emri bu. Yani zaten terk edeceksin. Orada niyeti olmadan terk edeceksin. Efendim pisliği temizleyeceksin. Niyet ettim pisliği temizleme. Gerek yok ya. Orada niyete gerek yok. Zaten temizleyeceksin. Niyete ihtiyaç yok orada. Evet. O niyetin konumu bakımından bunları da size söylemiş olduk. Evet. Evet. Şimdi Kur'an okurken ibadettir. Niyet lazım. Allahümme bil hak enzelte ve bil hak nezel diye Kur'an'a başlama niyeti var. Her harfine 50.000 hasene niyet edersen. Niyetsiz okusan da o ibadet olur da bir de böyle dört dörtlük hazır ola geçip şimdi bir molla neredeydi ya Rabbi? Kur'an okuyacağı zaman Kur'an okuyacağı zaman hemen oturdu takke, ilahiyat fakültesinde güzel okudu. Bizi konuşturmaya çağırmışlardı. Oturdu. Takke giydi. Şöyle bir kendine çeki düzen verdi. Ben de dikkat ediyorum. Başladı okumaya. Aferin dedim içimden. Ben de 1970'li yıllarda 69 yılında affedersiniz. İlk defa hacca gittiğimde Türkiye'den işte bu şapka kanundan filan dolayı kaçan bir adamı götürdüler. Bu yaşlı adama beni evine gittik. Evin üstünde odada okuyor. İnzivaya çekilmiş. İşte bu İmam Hatip hocası filan dediler bizi yanımdakiler. Evlat dedi bize bir Kur'an okur musun? Ben de diz çöktüm, takke giydim. Aklıma geldi. Kur'an'ı bitirdim. Bana dualar etti. Biz dedi Kur'an'a bu saygıyı gösterdiğimiz sürece sırtımızı kimse yere getiremez oğlum dedi. O molla böyle takke giydi filan ya. Evet, takke giymişsiniz de Kur'an okunabilir. Ama Kur'an'a saygı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken başını örtüyormuş. Su içerken başını örtüyormuş. Tuvalete giderken başını örtüyormuş. Kur'an okurken örtmez mi ya? Evet. Ama haçta ihramlıyken tam tersi başını açacak. İşte saygı ifadesi olunca öyle dedi adam hiç unutmuyorum. Aklıma o geldi. Kur'an'a bu saygıyı gösterince bizim sırtımızı kimse yere getiremez oğlum dedi. Evet. Ama şimdi ezan okunuyor. Radyoda Kur'an okunuyor. Kahvede adam bacak bacak üstüne. Şeş, düşeş deyip durur. Sonra bu adam getiriyorlar, önümüze koyuyorlar. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Bu diyor ki, yo lan ezan okunuyor, bacak bacak üstüne indirdi bu saygısız. Demez mi ya? Zabıt tutmuş. Şimdi bunlar, bu saygılarımızda büyük fileler verildi. Siz bunları öğrenip yapacağız, yapacağız. Sevdiklerimize de söyleyeceğiz ki, bakın, sırtımız yere gelmez Kur'an'a saygı duyduğumuz sürece. Doğru söylüyor. Evet, Kur'an'a, Allah'ın kelamına saygı. Elhamdülillah, yukarıda konur. Değil mi? Araplar yastık yapıyor, bacağının arasına koyuyor, yere koyuyor. Bizim milletimizde bu saygı. Kur'an yukarıda durur. Evet, onları arz etmek istedim. Evet, yani bazı şeyler niyet etmeseniz de olur ama niyet ederseniz böyle olur. Bazı şeyler niyete bir şey kalmaz. Şeriatın emri böyle zaten. Evet, ezan okumak, zikir. Evet, niyet ettim Allah razı olsun zikretmeye. Gerek yok, Allah de yahu. Bunu söyleyince kadar başla zaten zikire. Ama tabii içinden buna başlayarak, konsantre olarak, zihnini toparlayarak başlarsanız o zaman illa legaradın inabe. Cenab-ı Hakk'a yönelme. Bütün dünyayı terk edip ona odaklanma. Ona rabıta deniyor işte.
Bunu sağlamak için ölümü hatırlatıyorlar adama. Hocam yanımda diye, hocan saygısından kendini toparlanasın diye. Böyle olursa kafandan geçirerek ibadet yaparsan Aliül Ala olur. Allah Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan nakledilmiş. En Nilu vel Furatu ve Dicle ve Seyhan ve Ceyhan, Allahu ekber. Min enharil cennet. Evet. Mehmet Akif büyük adammış ya. Allah rahmet eylesin. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. 1070'den birine durmadan çarpışa çarpışa milyonlar yatıyor altımızda. Belki yollarda ondan üstünden yürüyoruz. Milyonlar yatıyor. Arkadaş, evimiz belki ondan kabrin üstünde. Onun için yatarken her gün okuyalım ki borcumuzu ödeyelim. Sırtına biniyoruz adamın. Evet, bilmeden yapıyoruz tabii de. Böyle o kadar çok şehit vermişiz. Evet. Bir şehide en az 400 kişi kurtar diye izin verecek diyor Allah Celle Celaluhu. Şehide. Yani bu millet imanını korursa sanki şehitlerin yüzünden sırf kazanacak gibi geliyor bana. O kadar çok şehidimiz var çünkü. Evet şimdi tabii bir de kim bu cennet vatan? Nereden cennet arkadaş? Bak ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyor? Nil, o Mısır, bizde değil. Fırat, bizde. Değil mi? Erzurum'un yakınlarından doğuyor. Fırat ve Dicle, bizden doğuyor. Dicle. Ve Seyhan, Seyhan, bizde değil mi? Seyhun değil, Seyhan, bizde. Ve Ceyhan, Ceyhun değil, Ceyhan, bizde. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, min enharil cennet, cennet nehirlerindendir. Bunu şöyle yorumlamışlar, çok suyu tatlıdır, cennetin nehirlerinin suyu da tatlı ya, Peygamber onun için tadı bakımından benzetmiştir. Yorumunu yapanlar var, çok faydalıdır. Eğer Fırat Dicle'yi kesiversen ne Suriye kalır ne Irak kalır. Hayat damarları. Bizim de şimdi elektriğimizin çoğu oradan geliyor. Ne kadar nimetleri var. Ne kadar nimetleri var. Oradan bereketi çok. Çok şerefli. Bir, Irak'ta peygamberler yaşadı. Suriye'de peygamberler yaşadı. O bölge değil mi? Orta Şark dediğiniz yer değil mi? Bütün peygamberlerin yaşadığı bölgeler. Evet. Peygamberler uğradı o nehirlere. Ve şeribehum. Onlardan içtiler arkadaş. O zaman da vardı bu nehirler. Onlardan içtiler. Sanki cennet nehri oldu. Sanki cennet nehri. Diye var. Bir de diyorlar ki hayır efendim bizzat. Bizzat cennet nehridir. Eyvallah. Bir şey demiyoruz. Alimler böyle yorumlar yapmışlar. İşte Mehmet Akif Mehrum da cennet olduğuna, cennetten kaynadığına inanmışlardan biri ki onun kaynadığı vatan da cennet vatanı olur tabii. Vatanımız o kadar kıymetli. Canımızı veririz, vatanımızı vermeyiz. Değil mi efendim? Elhamdülillah bu duyguyu kıyamete kadar sahiplenelim. Doğrudur. Hak eden baksana ya. Bu bizim nehirlerimiz cennet vatan oradan. Altıda şehitler var. Yani bunu duyguyu hiç kaybetmeyelim. Öyle bedelli askerliğe falan kaypaklık yapmayalım. Bizzat güzel askerlik yapalım. Hazırız. Yan bakanın gözünü oyarız diye askerliği öğrenmemiz lazım. Ve bu duyguyla yaşamamız lazım. Evet. Efendimizin şeysi bu. Yani bu Müslim'de Ebu Hureyre'den şimdi diyecekler ki hocam zayıf hadisler okuyorsun öyle diyorlardı. Müslim zayıf mı? Kütüb-i Sitte İslam hukukçularının, müçtehitlerin delil kabul ettiği 6 kitap.
Birincisi Buhari, ikincisi Müslim. Müslim'de Ebu Hureyre'den Seyhan, Ceyhan, vel Furat, vel Nil, küllü min enharil cenne. Cennet nehirlerindendir hepsi diyor. Zayıf hadis mi diyorsun arkadaş? Hadisleri kabul etmeyeceksen tabii bir şey demiyoruz. Biz kabul ediyoruz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizin dibinde yağan, her zaman söylüyorum, şüphelidir filan diyenlere, kesin hiç şey yok. Abdullah İbni Amr İbni As yazmış 1000 hadis. Onunkinin oryantalistler bulmuşlar. Buhari'nin, Müslim'in topladığı hadislerle bakıyoruz, hiç farkı yok. Halbuki onun bundan farkı, şey, haberi yok onların. Öyle sağlam toplamışlar yani. Onun için o adamların sözüne kanmayın. Bu aziz millet, Kur'an baş kaynağımız. Onu da bulamazsak peygamberin hadislerine bakacağız. Hiç şüphe yok. Ondan sonra onun yetiştirdiği sahabe icmağı, ondan sonra müçtehitlerin fetvaları, İslam'ın hükümleri bunlardan çıkıyor. Hiç bunları adamlar şimdi değiştirmek istiyorlar falan. Yok yok, kesinlikle yanlış. Müslim'de Seyhan, Ceyhan, Fırat, Nil hepsi cennet nehirlerindendir buyuruyor. Evet, doğru gidiyoruz ya. Aha, onun ucundan çıkar diyor. Doğru söylüyor. Yemurru min etrafi Şam. Sonra Şam civarından kıvrılır, oradan akıyor. Sümme bil Küfe. Sonra Küfe'ye varıyor. Sümme bil Hilye. O Irak'ta bir yer. Sümme yeltaki ma'a Dicle. Sonra Dicle ile birleşiyor. Şattul Arap diyorsunuz şimdi siz ona. Basra Körfezi'ne dökülüyor. Cennet nehirlerindendir. Evet, yine Buhari hadisi. Fırat'ın altın, Fırat'ta altın var. Buhari hadisine göre. Suyu çekilecek. Kıyamete yakın. Altın gölünecek. Altın biliyorsunuz suluk yerler doluyor. Kumdan arasından seçiyorlar altınları. Altını öyle buluyorlar. Fırat'ta da o altın meydana çıkacak, anlayacaklar. Millet birbirini yiyecek diyor Peygamberimiz. Buhari hadisi bu. Siz o savaşa girmeyin diyor. Siz kavga etmeyin, altın kavgası yapmayın. Birbirini öldürecek millet. Ben alacağım, ben alacağım diye. Bir de o tarafı var. Bir de o tarafı var. Evet. Böyle kıymetli nehirler bunlar. El hicretu, hicret. Ne demek? Küfür memleketinden İslam yurduna nakletmek. Niçin naklediyorsunuz? Lihifzi dinihi. Dinini korumak için küfür memleketinden İslam yurduna nakletmeye hicret derler. Evet. Buradan okuyacağız ama ben şimdiden söyleye koyayım. Darül Harp, kafir memleketine, Darül Harp derler, gavur memleketine. Darül Harp'te tavattun edilmez, yerleşilmez, mülk edinilmez. Sadece bir tahsil için, ticaret için, siyaset için, bir maksat için, maksat hasıl oluncaya kadar ev edinebilirsin, mal edinebilirsin. Yerleşme niyeti olmayacak. Dinen böyle, dinen böyle. Onun için Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da eşiniz, dostunuz varsa orada kalmasınlar. Hicret etsinler. Ne dedi bak? Dini korumak için kafir memleketinden İslam memleketine nakletmektir. Hicret budur dedi Efendimiz. Evet. Orada kalırsanız iman tehlikeye giriyor. Benim ilkokul arkadaşım namaz abdestli. Oğlu Almanya'ya gitmiş. Ben de şimdi gitmiyorum ya, çok gidiyordum. Orada kardeşlerimiz var biliyorsunuz. Dediler ki senin arkadaşın oğlu ne bayram ne cuma hiç gelmez. Meyhane işletiyor. Oğlu. Bunun çocukları ne olur? Düşünün siz. Değer mi? Para için,
oğlun kızın dinden kopması, inanan adamlara söylüyorum, değer mi orada kalmaya? Onun için gelin bu tarafa. Ezan sesi o kadar güzel ses ki, ben Amerika'dan gelirken uçakta Mina'yı görünce ağladım, hasret kalmışım. Ezan sesi duymuyorsunuz, kalem gibi minareler görmüyorsunuz, nur gibi sakallı bir adam görmüyorsunuz. Hep de kapkara, cehennem kütüğü adamlarla, onların haşır neşir oluyorsunuz. Ne kadar dikkat etseniz, çevre sizi etkiliyor. Şimdi Amerika'da 90-90 kaldığım sırada çağırıyorlar, biz de gidiyoruz. Görevimiz çok, sabahlara kadar sohbetler ediliyor filan. Değerli bir ilim adamı, mümin, milletine sadık, bozulmamış. Hanımefendi de örtülü. Hanımefendi şimdi Amerika'da tahsil, akıl her şeydir. Madde, para her şeydir. Para olmadan size söylüyorum, yol bile tarif etmedi adam da $2 istedi. Ben $1 baza ettim. Her zaman söylüyorum. Öyle bir kafası var onların. Ve 73,5 millet var Amerika'da. Eğitim onları alıyor, Amerikalı yapıyor. Kavga ettirmeden Amerikalı diye birleştiriyor. Bizim Müslüman kimselerin çocukları da okullara dokunuyor. Şimdi hanımefendi bana sorular soruyor. Ben cevap veriyorum, itiraz ediyor mantığına göre. Böyle bir örtülü hanım. Neredeyse benim burnuma değecek. Amerikalı'nın ne zararı var dedi. İşte namazımızı kılıyoruz elhamdülillah dedi. Örtünüyoruz dedi. Sen dedim Türkiye'de olsaydın benim burnuma burnun değmezdi hanımefendi dedim. Bizim Anadolu hanımı, karısı hoca da olsa, hacı da olsa azıcık uzakta durur dedim. Sen neyse burnun burnuna değecek dedim ya. Tam Amerikalı olmuşum sen dedim. Durdu bir düşündü. İşte dedim bak seni Amerika etkilemiş. Orada böyle şeyler şey yok ki. Edep hayat duyguları farklı. Sen ne kadar şu desen çevre insanı etkiler. Ondan dolayı Darül Harp'te vatan edinilmez. Ha orayı Müslüman'ın yurdu yapacaksan eyvallah. Müslüman yurdu yapacağım diye gayret için çalışıyorsan bir şey demiyoruz. Ama ya burada rahatım iyi, gelirim iyi. Kalırsan bak dinini koruyamazsın çocukları. Gördüklerimi söylüyorum. En şeysi gene Philadelphia'da adam bir numaralı zengin. Bizi götürdü evine, her birimize birer daire verdi. O kadar zengin. Lokantasında da yedirdi, içirdi. Muazzam, muhteşem lokantası var. Akşam hanımı örtülü, namazlı, abdestli. Oğlu geldi, 120 kilo. Amerikalıların 3 kişiden biri 150 kilo, 120 kilo. Hepsi öyle. Çünkü daha ana rahmine düştüğünden itibaren vitaminle besliyorlar. Öyle. Kapıya geldi, bak oğlum dedi, Türkiye'den muhterem bir hoca gelmiş dedi. Şunun elini öp. Bizde de yaşlı adamların elini öpür değil mi? Görgümüz bu değil mi bizim? Kapıda dikeldi böyle apıştı 120 kilo. Hihihi dedi böyle. Elimi öpmedi. Ben elimi öpmesi hevesli değilim. Bir şeyi arz etmek istiyorum size. Adam başladı ağlamaya. Bak hocam biz namazlı abdestliyiz dedi. Elhamdülillah dedi. Hanımım da böyle örtülü. Ama oğlum dedi Amerikalı dedi. Amerika'da el öpmek yok. Hihi dedi orada durdu gelmedi yanıma. Sözünü geçiremedi. Ondan ağlıyorum dedi hocam. Gitti elimden aldılar dedi. Böyle namazlı abdesti adamın elinden çocuğunu alırlarsa hiç camiye gitmeyen adamın elinden çocuğunu ne yaparlar? Arkadaş neden Darül Harp'te yerleşilmezi anladınız mı yani? Dinden doğru değil. Hicret edeceksiniz. Dininizi korumak için Darül Harp'ten, kafir memleketinden dininizi korumak için Müslüman yurduna göçeceksiniz. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. El hicretu hicretani. El hicretu hicretani. Hicret iki türlüdür. İkidir. Hicretül hadır. Şehirlerin hicreti, şehirde yaşayan adamın hicreti ve hicretül badi, çölde yaşayanın hicreti. Fe emmel badi fe yücibu
İzâ du'iyye. Evet, çölde yaşayan hicret eden adam çağrıldığı zaman icabet eder. Peygamber gel demiş, geliyor. Evet, ilah kelimetullah için, dini kuvvetlendirmek için, cihad için gel dedi mi, icabet eder. Ve yuti'u, itaat eder. Peygamberin emrine, Allah'ın emrine itaat eder. İyi. İzâ umira, emredildiği zaman peki der. Ve emmel hadiru, şehirde oturan konforlu. Ah, iyi. Kaç tane gördüm Amerika'da, zengin olmuşlar, köşeyi dönmüşler. Türkiye'de bu imkanları bulamayız. Bu gelir sağlam. Buna da alıştık hocam. Oraya gidersek dar oluruz diyorlar. Ağlıyor adam, gelemiyor. Bu rahatı burada bulamayacak. Öyle. Şimdi krizdeler ama benim gittiğim zaman 96-90 öyleydi. Şimdi alışmış o konfora ya. Her şey mükemmel. Emmel hadiru fehu azamuha beliyeten. Şehirlerin hicreti bela bakımından çok büyüktür, zordur. Gelemiyor bak adam. Oradaki şartları burada bulamam diye. Beceremem diyor, kaybettim diyor, o sıkıntıları unuttum diyor. Ben diyor, böyle bir vurup 1000 tane yakalamayı öğrendim burada diyor. Türkiye'de bunu bulamam diyor. Gelemiyor. Muazzamdır. Dini için hicret etmek çok büyük bir şeydir. Alışmış. Gelirse sıkıntılı olur. Ne güzel güzel peygamberimiz. Ve azamuha ecran. Ama bütün bunlara aşk olsam da gideceğim demek, bu imtihanı kazanmak büyük sevap kazandırır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü adam oradaki şeyleri, imkanları tepip geliyor. Evet, tepip geliyor. Ecir bakımından evet, Peygamberimiz zaten böyle söylemiş. Ecrukum ala kadri taabikum. Beleş yapılan ibadetlerde sevap var, güzel. Ama sıkıntılı, zorluk çekilerek yapılan ibadetlerin ecri fazladır. Sevabınız yorgunluğunuza göre, sıkıntınıza göre. Yorgunluğunuza, sıkıntınıza göre. Soğuk, buz. Memleketinde abdest al bakayım bir. Eh biz de oh, kaloriferli dairede sıcak su elimizi yakıyor. Bir de tamam, sevap alacağız da. O fırtınada buzu kırıp da gusül eden adam var. Bu kitabı yazan adamın talebelerinden Abdülaziz Bekkin Hazretleri var. Rusya ordusunda savaşmış, sonra gelmiş Türkiye'ye. Diyormuş talebelerine, buzu kırarak, tabii genç bu adam, gusül edilebilirsiniz, hasta olmazsınız evlatlar. Ağzınızı soğuk suya alın, dökünün, titremezsiniz. Ağzınız ısınınca kadar titremezsiniz. Ağzınız ısınınca boşaltın, tekrar soğuk su alın. Yollarını öğretiyormuş. Öyle yerlerde abdest almış, namaz kılmış, hiç geçirmemiş. Öyle bir namaz da bizim konforlu namaz işi de olur mu canım? Evet. Şimdi 17 saat çölde yanıp kavruların orucu var. Biz de klimalarımızı açıyoruz. Geçerli, hiç geçerli, kabul. Ama onun alacağı sevap daha çok olmaz mı? Yanmış zavallı o çölde. Evet. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. O çölden gelen adam da zaten erezil. Onun hicreti kolay olur. Memleketini terk eden adam memleketinde konforu bulabilir mi? Yeni geldiği yerde bir değişiklik olur, sıkıntı olur. Hele şehirlerinki çok daha büyüktür. Buna rağmen, her şeye rağmen gelim dese, ecri muazzam olur. Vazamuha ecran. Evet, öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Böyle rahata, konfora bakıp da dininizi korumak için gelmemezlik etmeyin, gelin. El hicretu. Bu Abdullah ibn Ömer'den Nesai hadisiydi. El hicretu hicretani ahaduma en tehcural. Evet. Hicret ikidir. Birincisi
Tehcürül seyyiat. Kötülükleri, günah işleri terk etmek. Hicretin birisi budur. Ve bu hicret kıyamete kadar var. Yani siz de, biz de yani bu hicreti yapabiliriz. Yapmak zorundayız. Hicreti muhacir, hicret edene muhacir deniyor. Muhacir, hicret eden. Muhacir değil, muhacir. Birisi ha ile o hacir, hacer taş demek. Muhacir, hecirle terk edip gelen demek. Peygamberimiz muhacirdir. Mekke'den baş muhacir, baş göçmen geldi Allah'ın izniyle Medine'ye yerleşti. Sahabiler öyledir. Çoğu hasta oldular, iklim değişikliği var. Don gömlek geldiler, tezgahını bıraktı, mağazasını bıraktı, her şeyini bıraktı. Evet, Rumi Hazretleri, Suheyb-i Rumi zenginmiş. Zenginmiş, yakalamışlar Medine'ye gelirken. Ne demişler, o paraları sen bizim için kazandın ha, senin goverimiz. Demiş bak, alın yanımdakileri. Demiş, sizin bilmediğiniz yerdeki paralarını da size söyleyeceğim. Gelirken yanımda taşınamadım, altınları demiş, evin şurasına gömdüm. Onlar da sizin olsun, beni bırakın demiş. Bir canımı Medine'ye götüreyim. Mal sizin olsun, salıvermişler. Evet, böyle gelince don gömlek. Onun için Peygamberimiz iki odasını birini verin dedi. İki dönüm tarlası olan birini ona versin. Aç kaldılar çünkü. Zardır, zardır. Hele zenginin, şehirlerin konfor alışmanı daha zordur. Sevabı da ona göre çok zordur. Ama bu Kur'an'da övülen muhacirlerden olmadık diye gam yemeyin. Hicret iki türlüdür. Birisi kötülüklerden uzaklaşmak hicrettir. O hicret hepimize var. Haramlara, harama bakmamak bir hicrettir. Rüşvet almamak bir hicrettir. Herkesin içki aldığı, içki içtiği bir yerde, memlekette içki içmemek bir hicrettir. Herkes namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Sen oruç kılıyorsun, namaz kılıyorsun. Çevreye rağmen hicrettir. Haramdan uzak kalmak hicrettir. Hep müminlere kıyamete kadar var. Evet, Allah Zülcelal Hazretlerine isyandan hicret, vara sahip olmak, şüphelilerden bile sakınmayı doğurur, ona götürür ve Allah'ın sevdiği insan olur. Evet, Buhari diyor ki, Kâb hîne tehâf tehallefe an-nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve nehen-nebî sallallahu aleyhi ve sellem an kelâmine. Evet, peygamberin yanından birisi ayrılırken, acaba demiş, yani biz, peygamber beni ayırıyor demiş. Herkesin şeysi var, sebebi var. Konuşmayın, konuşmayın demiş. Efendim bu hadisi irat buyurmuş. Evet. Evet. 50 gece hicrette kalmışlar. Evet. Bu hicret önce kalple olur. Kötü fikirlerden uzak kalma. Kalbinin kötülük getirmeme. Bu yiğitlerin işidir. Her an Allah'la olurlar. Büyük adamların işidir. Bizim hocamızın odasına biri gelmiş. Çok konuşan, mühendis, akıllıyım diyen bir herif. Adam, yalnız mı oturuyorsun demiş. Hocam demiş, yalnız mı oturuyorsun? Şimdi yalnız kaldım demiş. Adam Allah'la, bir anı, her anı Allah'la. Şimdi kalben Allah'a bağlı. Bir an bile Allah'ı unutsam diyor, onu şey sanarım, büyük günah sayarım. Öyle, büyükler öyle söylüyorlar. Kalbi olur, efendim, dille olur, dilin kötülüğüne konmak, azalarla olur. Onun için bu konularda birbirimize yardım edeceğiz. Dille, elle, malla, günahlardan hicret konusunda arkadaşlık yapacağız. Yardım edeceğiz nefsimize, şeytana, kötü arkadaşlara karşı. Müminler birbirlerine günahlardan hicret konusunda yardım etmelidirler. Yardım etmelidirler. Vel ukhra en tehcure ilallahi ve rasulihi.
Birisi günahlardan hicret, birisi de Allah'a hicret. Her şeyi bırakıyor Allah'a. Yunus Emre gibi. Cennet dedikleri birkaç huri, bir kıman isteyene ver sen anı. Bana seni gerek sana. Cehennem şudur. Üstüne yaslanasın gelir diyor. Seni bırakmam diyor. Sen bana kendini ver. İşte böyle büyüklerin şeyi Allah ve Resulüne böyle katıul hicra men evet et tevbe evet men mettukib bile et tevbe tevbe kapısı tevbe kabul oluncaya kadar hicret kesilmez. Hicret kesilmez. Efendimiz buyuruyor ki ve la tezalü tevbe makbule hatta tatva şemsu minel bagrib. Tevbe de güneş batıdan doğuncaya kadar kabul olunur. Tevbe kabul oluncukta da hicret devam eder. Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyametin büyük alametlerindendir. Kıyamet hemen yakın. Bu en son alametlerden birisi diyorlar. O zaman tevbe geçersiz gördüler çünkü. Firavun da boğulacağını anlayınca Musa'nın Tanrısı inandım demiş. Cebrail gelmiş sus lan demiş. Çamur sulamış ağzına. Pis ağzına demiş o şeyi söyleme. Kelime-i tevhid söylemiş de sus demiş. O pis ağzına yakışmıyor. Gördükten sonra geçerli değil. Herkes ölürken gideceği yeri görüyor. Gerçekleri görüyor. Şimdi gözümüz perdeli. Evet. Her görüyor. Kafirler de o zaman imana geliyor. Görüyor cehennemi. Gerçeği. Ama yeis imanı gözü açıldıktan sonraki iman geçerli değil. Firavun'un imanı geçerli değil. Kur'an'da var bu. Kur'an'da var. Görmüş, boğulacak. Yok geçmiş olsun. Geçti borun pazarı, süreçlenliği diye. Bitti iş. Şimdiden imtihan dönemindeyken hicret etmek lazım. Günahlardan, küfürden İslam'a hicret etmek lazım. Güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kabul, tevbe kabul oluncaya kadar da hicret bakidir diyor. Feza talaat tubi'a ala kulli kalbin bima fihi. Evet. Güneş batıdan doğdu mu kalpler mühürlenir. Bima fihi olduğu şekliyle ve kefen nasul amel artık insanlar ne yaptıysa o zamana kadar onlarla yetinir insanlar. Ahmed İbni Hanbel, Abdurrahman İbni Avf, Muaviye İbni Amr İbni As'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.